Evet, Türkiye bu noktada çok şanslı ülkelerden biri diyebilir miyiz Tabii. Brent Hocam? Çünkü şu anda baktığımız zaman işte hastaneler, özel hastaneler, pandemi hastaneleri oldu. Yani sağlık sistemi şu anda bu lokomotif, bu süreci de bu kriz sürecinde çok da güzel yönetiyor. Evet. Yani sadece şans da değil, bence planlanmış, yani bu böyle bir şeye hazırlık için planlanmamış ama bunlar hesaplanmıştır. Bu kadar hastane, bu kadar böyle yapılsın, işte son dönemde şehir hastaneleri falan bunlar bir iyi bir aklın sonucunda, bak şimdi iyi ki yapılmış diyoruz mesela. Yoksa Evet. ciddi sıkıntı. Evet, bugün baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde, İtalya'da, Tabii. İspanya'da hastaların Koskoca ülkeler kurulduğunu, bunlar. evet, Tabii. özel hastaneleri kurulduğunu biliyoruz. İnsanların normal hayatlarında çok, nasıl diyeyim, belki bizim vatandaşlarımıza göre daha rahat, daha Tabii biz şu anda insancıl, çok daha rahatız. şöyle yaşadıkları ülkeler, şimdi ise yedikleri bu salgın darbesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Ve tabii sizden gibi güler yüzlü hekimlerimiz, Avrasya Hastanesi gibi donanımlı Teşekkür ederiz. hastanelerimizin sayesinde de bu süreci gerçekten çok da rahat atlatacağımızı Tabii düşünüyorum burada hocam. devlet özel farkı olmaz Evet, yani. şu Burada bir anda savaş Avrasya var. Hastanesi de Evet, pandemi pandemi hastanesi. hastanesi. Biz kim ne gelirse ona göre tedavisini Evet. yapmakla yükümlüyüz. Zaten yeminimiz böyle. Yani apandisit olmuş, acaba Covid mi değil mi, şöyle mi böyle mi, bunların hiçbirini düşünmeden gerek tedbirleri alarak hem hasta için hem bizim için gerek tedavilerini yaparız. Bunun dediğim gibi bir savaş halidir bu. Ne gerekiyorsa herkes bulunduğu yetkileri çerçevesinde elinden geleni yapar. Yapıyoruz da. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica Tabii ederim. ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Tüm sağlık çalışanlarınıza tekrar tekrar kolaylıklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun.